Suçsuzca tutuklanan ve sadece gazetecilik faaliyeti yürüttüğü için tutuklanan gazeteciler yaklaşık 60 günü cezaevinde geçirdiler. 60 günlük süre zarfında maalesef gazetecilerin dosyasına ilişkin herhangi bir gelişme olmadı. Normal koşullarda iddianamenin bugüne kadar hazırlanmış olması gerekiyordu. 60 günlük süre boyunca iki defa tutuk inceleme gören dosyanın herhangi bir şekilde iddianamesi hazırlanmadı. 60 gün boyunca dosyanın akıbetini sorabilmek açısından her adliyeye gittiğimizde gerek savcılık makamında, gerek asliye cezada, gerek sulh cezada dosyayı sorgulamaya gittiğimizde, akıbetini sormaya gittiğimizde dosyanın sürekli olarak bir market aracının içerisinde gezdirildiğine tanık olduk açıkçası. 60 gün boyunca bu dosyaların herhangi bir şekilde bu market aracından indirilmediği kanaatindeyiz. Normal koşullarda 60 gün içerisinde iddianamenin hazırlanmış olması gerekiyordu. Her ne kadar yasalar iddianamenin düzenlenmesi açısından bir tarih öngörmemişse de uygulama genel olarak aslında makul bir süre içerisinde iddianamenin hazırlanması gerektiğini ortaya koymakta. 60 günlük süre makul bir süre olarak kabul edilemez. Çünkü soruşturma tamamen gazetecilerin gazetecilik faaliyetlerini yürütmeleri sebebiyle gerçekleştirilen bir soruşturmaydı ve gözaltına alınma anı itibariyle aslında bütün deliller de toplanmış oldu. Sonrasına dönük herhangi bir delil arayışı ya da sonrasına dönük beklenilen herhangi bir inceleme raporu veya benzeri bir durumun olmadığını biliyoruz. Bu sebepten dolayı delilleri tamamen toplanmış ve herhangi bir evrakın beklenmediği bir dosyada iddianamenin sürüncemede bırakılması, iddianameye yönelik herhangi bir gelişmenin olmaması fiili anlamda gazetecilerin cezalandırılması anlamına gelmektedir. Yani dosyada herhangi bir gelişmenin olmamasının getirdiği temel sorunlardan biri dosyadaki gizli kararının devam etmesi. Gizli kararı devam ettiği için yaptığımız itirazlarda biz dosya içeriğine henüz ulaşamıyoruz ve ulaşamadığımız için de aslında gazetecilerin hangi sebeplerden kaynaklı tam olarak tutuklanmış olduklarını da öğrenme şansımız olmuyor açıkçası. Dolayısıyla gazeteciler açısından da kamuoyu açısından da bu belirsizlik, bu sürüncemede kalma hali adalete olan inancı zedelemektedir.